Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Lumen Legacy Halloween eventiyle beraber gelen yenilikler hakkında konuşacağım. Normalde bir iki gün önce gelecekti bu video fakat şu 30'ların çıkmasını bekledim. Göstereyim. Gördüğünüz üzere burada oranlar var. Bunların çıkmasını bekledim. İlk önce yeni ne var ne yok ondan bahsedelim. Dediğim üzere şöyle bir alan var. Şeker alanı. Önceki Sweet Treat etkinliğine katıldıysanız böyle bir şeker alanı vardı. Burada işte çeşitli luminaria yakalıyordunuz. Onu göstereceğim birazdan hangi luminaria yakaladığınızı. Bir de Halloween alanı var. Onun dışında zaten herhangi bir şey yok şu anlık. Şöyle pasta yapma alanı var. Buradan pasta yapabiliyorsunuz. Zaten önceden Sweet Treat oynadıysanız biliyorsunuzdur. Buradan pasta sipariş ediyorsunuz. Şuradan üstüne kremasını koyuyorsunuz. Burada pişirme yeri var. Buradan bu da galiba şey ekliyor. Icing diyor da üstüne galiba aksuar falan ekliyor. Ha yok o bu makineydi. Ya pasta yapmıyor işte çok bir muhabbet yok. Oradan pasta yaparak puan kazıyorsunuz. O puanlarla da buradan dükkandan bir şeyler alabiliyorsunuz. Tabi burada uzun bir diyalog var. Hadi birader aç artık dükkanı. Gördüğünüz üzere burada çeşitli şeyler var. İşte atak gamiler aynı şekilde duruyor yani. Gamiler duruyor buradan. TP puanları falan alabiliyorsunuz. Metro ve Nevermind Saddle'lar var gördüğünüz üzere. Burada birkaç tane daha Saddle var ama ana hesabımda olmadığım için bunları göremiyorum, gösteremiyorum. Muhtemelen yeni gelen Loom'larla alakalıdır. Decorative Light var. Birkaç Loom'in evrimine işe yarıyor. İşte Nightmare Orb, Switcher. Önceden Sweet ile gelmişti. Bunlar bayağı değerliydi bence alın. Eğer bir daha gelmezse falan takasla satarsınız. Harbiden işe yarar şeyler bunlar. Birthday Candle var aynı şekilde ama bu çok işe yarar bir şey değil. Bunlar kadar değerli bir şey değil. Devil's Food Cake var. Angel Food Cake var. Onun dışında şöyle şeyler var işte ya yani çok anlatılacak bir şey yok yani. Burada yeni gelen tek şey zaten Angel'la Devil's Food Cake. Onun dışında belki Saddle'lardan biri yeni olabilir. Muhtemelen öyledir. Dant Disk falan önceden var mıydı hatırlamıyorum. Şu vardı da Dant Disk'i hatırlamıyorum. O Angel'la Devil Cake ne işe yarıyor ondan bahsedelim. Bu arada yeni kod geldi. O keklerden birer tane alabiliyorsunuz bu kodla beraber. Kodu şu an hatırlamıyorum ama toplulukta paylaştım. Gidip bakıp alabilirsiniz kodu şu tarafa yazarak. Şuraya yazdığınız zaman o keklerden birer tane veriyor size. O kekler ne işe yarıyor derseniz şöyle göstereyim. Burada bir Angel şeyi olması lazım. Buraya koyduğunuz zaman Angel Cake'i yani melek kekini buraya koyduğunuz zaman Yammer alıyorsunuz. Bir de burada şey olacak. Şu tepenin üstünde şey olacak. İsmi neyse. Ha, Devil Cake. Devil Cake de buraya koyduğunuz zaman ismini unuttuğum şeyi alıyorsunuz. Birazdan 30'larda göstereceğim size. Yani evet şimdilik bu kadar. Bir de çalıdan çıkanlara bakalım. Şöyle 30'lara bakalım. Şimdi sadece Haunted Woods'da avlanırsanız ekstra olarak size bunlar çıkıyor arkadaşlar. Sadece Sweet Retreat yerinde avlanırsanız fabrikanın önünde bunlar çıkıyor. Ama her iki tarafta da avlandığınızda bunlar garanti olarak çıkıyor. Yani nerede avlanırsanız avlanın bunlar çıkıyor. Sadece şunlar ekstra olarak yani Halloween'da avlanırsanız bunlar ekstra olarak. Sweet'te avlanırsanız bunlar ekstra olarak çıkıyor. İlk önce Haunted Woods'a bakalım. Yeni olarak gelen bir Gravestone var. Spirit var. Onun dışında bir şey yok. Eski alınanları. Bir de Nemesis. Şu Devil Cake'den gelen Nemesis var. Bunları soft resetleyebiliyorsunuz bu arada. Kekle beraber Gleam'ini ve Gammas'ını yakalayabiliyorsunuz. Pek bir yenilik yok yani dediğim gibi. İki tane yeni Loom var. Bir tane de yeni Rohan var her zaman gibi. Sweet hiç yeni bir şey yok zaten. Hani ne geliyorsa aynılar gelmiş. Bir tek şey var galiba. Banu var burada. Bir tek o yeni. Bu da her yerde çıkanlar. Gördüğünüz üzere. Burada yeni olarak şey var işte Mochibiler var. 1'e 20'lik reskini olan. Bunun böyle özel bir evrimi var. Ekstra olarak Sivirelli'ye bir şey gelmiş. Reskin gelmiş. Ama tabii ki şey değil. Tüm Sivirellilere değil sadece bir tanesine gelmiş. Onun dışında iskelet şeyimiz olarak, iskelet reskinimiz olarak Dakula var. 2x Gleam şansı var burada gördüğünüz üzere. Ve 2000'de 1 olan da Elefage'miz var böyle balkabağı şeklinde. Yani şimdilik her şey bu kadar. Bu kısmı tekrardan anlatayım anlamadıysanız. Bu en sağdakiler Anywhere yazanlar her yerde çıkabiliyor. Fakat soldakiler mesela sadece şeyde Haunted Woods'ta yani Cadılar Bayramı yerinde. Diğeri ise fabrikanın önündeki kısımda çıkabiliyor. Hangisinde avlanmanızı tavsiye ederim? Yani bence Sweet Century daha güzel çünkü Halloween'daki rotorlarının şeyi demandı biraz daha düşük. Eğer Gammas'ın falan bulursanız
Demantlar çok kötü. Ama Sivit'tekiler biraz daha iyi. Mesela Draktus'un gambasını falan bulursanız çok iyi. Punch'un aynı şekilde gambasını bulursak gayet iyi. Onun dışında Bump falan gayet iyi. Tabii ki şunlara karşı gayet iyi. Yoksa bunların da demandı o kadar yüksek değil. Her neyse arkadaşlar, bu video bu kadardı. Son olarak söyleyeyim, benim tavsiyem fabrikanın önündeki bu Sivitritit yerinde avlanmanızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.